Muhteşem, muhteşem. Merhaba Şahin Video izleyicileri. Kanalımıza hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun değerli arkadaşlarımız. Bugün Kütahya'da, köyümüzde Kütahya güveci yapacağız arkadaşlar. Kütahya güvecini yapmak için önümde malzemeler var. Biraz sonra onları size göstereceğim. Hemen sizlere malzemeler göstermek istiyorum. Şöyle bir iç yağımız var. Bu iç yağını çömleğin altına koyacağız böyle. Yaklaşık şöyle 600-700 gram kadar etimiz var. Kemiksiz arkadaşlar. Kemikle yapabilirsiniz. Sofrada kemikleri ayıklanması zor olacağı için biz böyle kemiksiz yaptık. Bir de Ülker Hanım'la ikimiz olduğumuz için fazla et kullanmıyoruz. Siz istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Burada ev salçası hazır. Erittik arkadaşlar. Ev salçamız var. Gene 8-10 tane böyle küçük doğranmış soğanlarımız var. 7-8 diş sarımsağımız var. Ve dağdan toplamış olduğumuz dağ kekiklerimiz var. Çam kekiği. Sonra burada pul biberimiz var. Bir tatlı kaşığı. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir çay kaşığı karabiberimiz var. Çok az da kimyon var arkadaşlar. Bir çay kaşığı da kimyonumuz var. Gene bir tane patlıcanımız var. İki tane domatesimiz var. İki tane yeşil biberimiz var. Ve 2-3 tane patatesi irice doğradık. Malzemeler bunlar. Şimdi güvecimizi yapmaya başlıyoruz değerli takipçilerimiz. Şimdi güvecimizin altına böyle yanmaması için yağ serdik arkadaşlar. İsterseniz yağ koymayabilirsiniz. Bu iç yağı çok lezzet vereceği için güvecimizin altına iç yağı serdik. Ve etlerimizi şöyle sıralıyoruz altına. Etleri böyle iri parça yapabilirsiniz. Çok ufak doğranmamak gerekiyor arkadaşlar. Şöyle iri et olabilir. Bu kuzu olabilir, dana olabilir. Keçi et olabilir ama erkek keçi olacak. Yaklaşık 2 saat, 3 saat bu güveçte pişmesi gerekiyor. Eğer fırında yapacaksanız 5-6 saat orijinali, 5-6 saat ekmek fırınlarında durması lazım ama bizim şu anda öyle imkanımız olmadığı için biz böyle ateşte yapacağız, odun ateşinde yapacağız. Malzemeleri böyle serdikten sonra sevgili takipçilerimiz. Evet, şimdi soğanlarımızı şöyle rastgele atıyoruz içine. Sarımsaklarımızı atıyoruz. Evet, sarımsaklarımızı attık. Gene patateslerimizi içine atıyoruz. İsterseniz sebzesiz de yapabilirsiniz. Biz eti çok sevmediğimiz için değerli takipçilerimiz sebze ağırlıklı yapıyoruz. Siz isterseniz sebzesiz de yapabilirsiniz. Gene alaca soymuş olduğumuz patlıcanları böyle iri iri doğrayabiliriz içine. Sonra biberlerimizi iri iri doğrayabiliriz. Şöyle yine kalan etlerimizi aralarına ilave edebiliriz.
Şöyle domateslerimizi üzerine doğrayalım. Şimdi kekiklerimizi şöyle üzerine bal olarak atabiliriz. Evet. Baharatlarımızı üzerine ilave ediyoruz. Sonra eritmiş olduğumuz salçayı üzerine döküyoruz. Bir buçuk su bardağı üzerine su ilave ediyoruz ve kapağını kapatıyoruz. Şimdi sevgili takipçilerimiz, şöyle güvecin hava almayacak şekilde güvecimizin arzını hamurla kapatıyoruz. Evet, sıkıca gövecimizin altını sıkıca hamurla kapattık arkadaşlar, hava almayacak şekilde. Şimdi artık odun ateşine çömleğimizi vurabiliriz sevgili takipçilerimiz. Evet, Ülker Hanım burada saçta ekmek yaparken bizim de güvecimiz yavaş yavaş orada odun ateşinde pişmeye başladı arkadaşlar. Yaklaşık 2 saat burada odun ateşinde pişecek yani. Arkadaşlar yaklaşık 2,5 saati geçti. Şöyle bir bakalım artık. Nasıl oldu? Fırına atılması lazım ancak. Şimdi bizim fırına atma ihtimalimiz yok. O yüzden kapağını açalım artık yavaş yavaş. Kapağı açılmıyor tabii ki. Hamurlarını kesmemiz lazım. Mükemmel arkadaşlar, mükemmel. Gerçekten mükemmel. Çok güzel olmuş. Evet. Fırını arıtmayan güveç olmuş. Gerçekten mükemmel olmuş arkadaşlar. Şuna bak. Oh, 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 oh. Taze taze. Evet arkadaşlar, şu güzelliğe bakın. Harika olmuş. Çok güzel olmuş arkadaşlar. Mükemmel olmuş. Yumuşacık. Muhteşem, muhteşem.